Şimdi bir diğer başlıkla devam edeceğiz. Sosyal medyada çok konuşulan bir konu aslında. Görüntü de var. Arkadaşlarımız o görüntüyü de aktaracaklar. İstanbul'da Dudullu Bostancı metro hattı açılış töreni vardı. O açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu katıldı. Üç ismin arasında geçen diyalog sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasındaydı diyebiliriz. Bostancı Dudullu metrosu açılışında liderler arasındaki o diyalogları şimdi ekranlarımıza bir getirelim, bir izleyelim. Ekrem İmamoğlu ne söylüyor? İyi Parti lideri Meral Akşener neler söylüyor? Ardından değerlendireceğiz. Numara işi nasıl oluyor? Tamamen otomatik. Hadi gel. Pardon, müsaade edin. Tek istasyon Emin Ali Paşa. Next station Emin Ali Paşa. Güzel. Ya bunlar yıpranmış olduğu için bembeyaz. Burası aslında durak şimdi ama tabii biz durmayacağız, devam ediyoruz. Korunak çok güzel olmuş başkanım buraklarda. Tabii. Önüne atlayanlar, intiharlar oluyor. Bir de otomatik Emin Ali Paşa. Gelince açılıyor. Tabii. Otomatik kapı gelince açılıyor. Numara işi nasıl oluyor? Tamamen otomatik. Görüyor. Hadi gel. Pardon, müsaade edin. Buradayız efendim. Evet. Tek istasyon Emin Ali Paşa. Next station Emin Ali Paşa. Çok güzel. Ya bunlar yıpranmış olduğu için bembeyaz. Burası aslında durak şimdi ama tabii biz durmayacağız, devam ediyoruz. Korunak çok güzel olmuş başkanım buraklarda. Önüne atlayanlar, intiharlar oluyor. Bir de otomatik kapı. Emin Ali Paşa. Gelince açılıyor. Tabii. Otomatik kapı gelince açılıyor. Numara işi nasıl oluyor? Sayın Barakçı ne dedi diyor? Şöyle söyleyelim. İmamoğlu diyor ki bu sürücüsüz metro Kemal Kılıçdaroğlu durma işi nasıl oluyor? Ekrem İmamoğlu diyor ki otomatik kapı da var. Meral Akşener diyor ki Paris'tekiler gibi otomatik kapı da var, gelince açılıyor. Meral Akşener çok güzel, Paris'tekiler gibi açıklamasına mı? Valla şimdi 3 soru, 3 kişinin diyalogları arasında en tuhaf olanı Sayın Kılıçdaroğlu ki niye? Otomatik metro diyor, o da diyor ki bu nasıl duruyor? Abi bu fıkra konusu olur ya. Otomatik metro diyor birisi size, o da diyor ki nasıl duruyor? Otomatik metro zaten otomatik durur. Öyle mi sormuş? Ben yanlış mı anladım? Pardon. Ama o da ona cevap vermiyor. Nasıl yani? Anlamadım ki. Kapısı da otomatik diyor. Ama böyle hiçbiri bir soruyu kimse anlayamaz ki ya. Hiçbiri birbirini... Nasıl duruyor sorusu? Nasıl duruyor? Efendim bir otomatik sistemi var, duruyor falan diye anlatırsın. O diyor ki ona cevap vermiyor. Otomatik... Hayır, işin ilginci şey. Yani... İşin A'sı, B'si, C'sine dair hakikaten yani otomatik kapı falan bunlar hani yeni mi keşfedildi? Böyle bir şey. Şunu mi sormak istiyorum. Ben Paris'te de aslında arkadaşlarımıza da soruyorum. Bu metrodan şu anda Türkiye'de bu ilk mi? Biliyor musunuz Sayın Şendir? Var mı başka? Şöyle, yani evet, neden ya, şaşkınlığı oradan bir değerlendirmek istiyorum. Sürücüsüz metroyu hani bilmiyorum başka yerlerde var mı? Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bizde şöyledir. Mesela bizim aldığımız o normaldeki metrobüsler de Hollanda malı olanlar, davalık olsa olan onlar da sürücüsüz gidebiliyordu. Ama biz onları hiç sürücüsüz kullanmadık. Bu ne kadar sürücüsüz kullanılır bilmem. Tamam. Mahmut Bey Mecidiyeköy hattı da böyle diyor arkadaşlarımız. Şimdi o zaman bu ilk değil. İlk değil. O zaman ilk değil. Tamam. Şaşkınlık mı buradaki? Sayın Sahibi siz izlediğinizde nasıl değerlendirdiniz? Ya da sosyal medyada bu görüntü konuşulmaya başladığı andan itibaren. Metroların otomatik değil mi? Yok şey sürücüsüz ya bir vatmanı yok. Şöyle belli ki. Buyurun Sayın Sahibi. Belli ki liderler metroya binmemişler. İlk kez biniyorlar metroya. Meral Hanım da en son Paris'te binmiş. Paris'le kıyaslıyor. Biliyorsunuz otomatik metro kullanılıyor bir süredir. Fakat gerçekten Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi yani çok komik diyaloglar yaşanıyor orada. Otomatik metro nasıl duruyor diye. Hatırlarsanız bizim Türk filmleri vardı. Bir uzaylı gelir, bir yere düşer.
İşte bizim insanlar o uzaylıya bakarlar. Onun gibi bir bakışları söz konusu. Şimdi otomatik metro nasıl durur diyor. Otomatik metro otomatik olarak durur haliyle. Manuel olarak durmaz. İkincisi kapısı nasıl açılır diyor. Sanki mandalına basıp kapı açılacak gibi otomatik metronun kapısı da otomatik olarak açılır. Metrolar geldiğinden bu yana da zaten tüm kapıları yani kendiliğinden açılıyorlar. Bu kadar teknolojiden uzaklar. Tabii bir de şu var, yani hayattan da uzaklar. Hatırlarsanız 2. yüzyıla çağrı toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Amerikalı danışmanı Rıfkı'nı videoyla bağlamış, orada konuşturmuş. Niye videoyla bağlandı denildiğinde de teknolojiyi tanısınlar demişti. Yani videoyla bağlanmak bir teknoloji ürünü olmaktan artık çok çıktı. Bizim köylü teyzelerindeki, Fransa'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki torunlarıyla görüntülü olarak konuşuyorlar ya da internet üzerinden irtibat kuruyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı da zaten hatırlarsanız bu haftaki grup toplantısında, il başkanları toplantısında hani Zeki Müren de bizi görecek mi demişti. Mesela bu genel başkanların bir TOG'u görmelerinde fayda var. İkincisi insansız savaş uçağı yapıyor Türkiye ve savaş tarihinde çok önemli bir yer tutacak insansız savaş uçağı. Bunu yapan 3 ülkeden birisi oluyoruz. Onu görmelerinde çok fayda var. 2023 yılında Türkiye, bırakın hani otomatik kapıların açılmasını, uzaya ilk milli ve yerli uydusunu gönderecek. Biz zaten diğer konsorsiyumlarla uydu yapıyoruz ama bu tamamen Türkiye'nin tasarımı ve üretimi olacak. Biliyorsunuz karadan karaya Tayfur füzesini ürettik. Tayfur füzesi Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Bir de havadan karaya ve havadan havaya siper füzesini ürettik. Onlar da tam isabetle vurdular. Biz Anka helikopterlerini yaptık ve ihraç ediyoruz. Gökbey'i yaptık ve kullanıyoruz. Milli Muharip uçağımız yakında yapılacak. Milli Muharip uçağı Türkiye açısından çok çok önemli bir şey. Milgen projemiz var. İnsansız denizaltı üretimi için çalışıyoruz. Anadolu zaten başlı başına bir destandı. Yani bu metroları uzun süredir otomatik metroları insanlar kullanıyor, Türkiye'de kullanıyor. Liderlerin metroya ilk kez binmeleri bu açıdan şey olmuş, yerinde olmuş ama... Sayın Selvi, bu neden ilginç geldi? Gora bu... filmine benziyor. Gora filmindeki görüntülere benziyor. Doğrusu hani böyle bir benzetme yaparken zorlandım ama Gora filmindeki gibi bir havaları var. Sayın Selvi, şöyle sorayım. Sosyal medyada da gündem oldu. Çok konuşulan, paylaşılan ardı ardına birçok kişi tarafından. Neden sizce bu kadar çok paylaşıldı sosyal medyada? Ya Göksu Hanım, şimdi düşünsenize İstanbullular bunu her gün kullanıyor zaten. Yani buna böyle bir uzaylı gibi ya da teknoloji ötesi bir ürün gibi bir muamele yapılınca insanların tuhafına giriyor. Yani İstanbullular sabah işe giderken, gelirken günlük olarak bunu zaten kullanıyorlar. Ve her metro durakta durduğunda kapılar otomatik olarak açılıyor. Yani mandalla açılan bir metro kapısı yok. O eski kömürlü trenler vardı. Ben demir yolcu çocuğuyum. Eski kömürlü trenler vardı. O trenler durduğunda onların vagonların kapısı mandalla açılıyordu. Onlar da zaten 70'li yıllarda kaldı. İnsanların elbette ki sosyal medyada bu kadar buna ilgi göstermelerinin nedeni o. Yani Türkiye bir yandan milli uydusunu, insansız savaş uçağını üreten bir Türkiye var. Size şunu söyleyeyim. Konuk devlet başkanları Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerinde ya da Milli Savunma Bakanı'yla görüşmelerinde, Dışişleri Bakanımızın yurt dışı temaslarında, o gizli görüşmelerde ya bize İHA ve SİHA verin ya da biz İHA ve SİHA'yı alacağız ama bizim şeyimizi, siparişimizi öne aldırın diye ricada bulunuyorlar. Bunu yapan bir Türkiye var ama muhalefet
Türkiye'den o kadar uzakta ki otomatik olarak kapılar, açılan kapıları bir uzaydan gelmiş insan hayreti, gizemi içerisinde seyrediyorlar. Elbette ki sosyal medyada da insanlar bunu tiye alıyorlar. Hasan Hocam, nesi ilginç geldi ya da neden sosyal medyada konuşuldu? Hocam şey, yani hani insanlar metronun nasıl bir şey olduğunu biliyor. Ama liderlerin metrodan habersizmiş gibi konuşmaları millete tuhaf geldi. Yani kapı otomatik, Paris'teki gibi falan dediğinizde komik oluyor. Yani işte yok böyle şeyle mi, mandalla mı açılıyor zannediyorlar İstanbul'daki metroların kapılarını, anlamıyorum. Yani o yüzden de hani bunu ilk defa görüyorlar demek ki. Meral Akşener'in en son Paris'te gördüğü anlaşılıyor. En son Paris'te metroya binmiş demek ki. O yüzden de komik geldi insanlara. Hani şey çok ilginçti ya. Hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'le yapılan toplantıda niye insanlar Skype üzerinden konuştu falan dediklerinde, böyle bir teknoloji var ve Türkiye bu teknolojiyi tanısın istedik demesi akıl alır gibi bir şey değil. Yani hani gençlere falan filan seslendiklerini söylüyorlar. Vakti gelince gençlerin hayatı zaten o online görüşmelerle geçiyor. Veya Covid döneminde Türkiye'de eğitim, öğretim bir yıl boyunca uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. Yani hakikaten niye söylüyorlar, neye dayanarak söylüyorlar, bütün bunu şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu arada. İşte biz bilim ve teknolojiyle çok ilgiliyiz falan. Da işte öyle değil demek ki yani. Tuhaf. Peki. Şimdi görüntüyü bir kez daha izleyelim. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 5 Ocak tarihinde yapmış olduğu bir açıklama var. Vizontele muhalefet tartışması üzerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de aktaracağım. Ama şu görüntüde bir kez daha izleyelim. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok güzel olmuş başkanım. Bir de Numa işi nasıl oluyor? Tamamen otomatik. Tamamen rahatlatmak. Hadi gel. Pardon. Müsaade edin. Zeki istasyon Emin Ali Paşa. Next station Emin Ali Paşa. Çok güzel. Ya Paris dinlerken çok güzel. Ya güzel. Bunlar yıpranmış oldu işe. Bembeyaz. Burası aslında durak şimdi ama tabii biz durmayacağız, devam ediyoruz. Durak çok güzel olmuş başkanım, duraklarda. Tabii. Önüne atlayanlar, intiharlar oluyor. Bir de otomatik kapı. Emin Ali Paşa. Gelince açılıyor. Tabii. Otomatik kapı gelince açılıyor. Peki Sayın Şendir, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok soru var aslında. Ya birkaç... Bir kez mi metroya biniyorlar acaba ya, İstanbul'da şöyle, ya da Türkiye'de? Ya siyasi iletişim açısından bakalım mesele. Yani şimdi biz ne arıyoruz? Hani bir doğal sohbet arıyoruz ya. Mesela ben orada beklerdim ki Ekrem Başkan'dan. Burada metronun özelliği önemli değil. Bu yapılan hattın, açılan hattın İstanbul trafiğinden ne kadar araç çekeceği ya da İstanbulluların hayatını trafikte ne kadar daha az zaman harcayarak ulaşım yapabileceklerini söylemelerini beklerim. Başka şeyi beklerim. Yani 1875'te tüneli yapmış... Hani Avrupa'daki ilk metro varsayılır. Paris metrosu da bu arada başlangıcı 1900 falandır. Ya 1900'dür ya 1900. Metro hattı en geniş. Yani ilk dünya, yani Avrupa'daki ilk metro örneklerinden bir tanesidir. Oralardan falan bahsedebiliriz. Şeyin çok önemi yok. Sistemin çok önemi yok. Bir şeyi söyleyeyim. Ben metroyu çok kullanan bir vatandaş olarak birkaç şeyi söyleyeyim. Bir, özellikle bazen çıkışlarda merdivenlerde o Levent istasyonu ve Taksim'de merdivenlerde arıza olabiliyor. Mesela ekonomik ömürlü vardır. Her şeyin bir, mesela oralarda yeni yatırım gerekir mi? İki, şimdi İstanbul halkının şu işine yarayacak Ulaştırma Bakanlığı'nın da yürüttüğü çok sayıda metro projesi var ve giderek mesela şeyi biliyorum. Bu Gayrettepe ve Çamsakura istasyonlarının sanatsal tarafları vesaire olacak. Şimdi Moskova metrosu ile Paris metrosu arasındaki size temel fark söyleyeyim. Moskova metrosunun istasyonları çok daha sanatsaldır. Veya işte Taşkent'e gidersiniz, Kozmonot istasyonu vardır. Bambaşka rölyefler vesaireler görürsünüz. Buradaki hikaye şu. Bizim insanımız şu anda neye bakıyor? Ne metronun kapısına ne şeye.
bilet aktarımı. Mesela şimdi işte İstanbul kartın tanımlaması var. Belirli yerlerde hani mesafeye göre yolculuk iadesini vesaire. Ulaşıma gelen zam. Zam mı? Büyükşehir Belediyesi'nden geçen. Bizim insanımızın daha çok baktığı şeyler bu aralar onlar. Ama şunu söylemekte fayda var. Metrolar trafikten ne kadar yük çektikleriyle, insanların hayatını ne kadar kısalttıklarıyla, arabayla bir saatte gittiğim bir yolu metro ile 15 dakikayla gidiyorsam, metrolar böyle anlatılır. Metrolar, aa bunun kapısı otomatik açılıyor, bu böyle diye anlatılmaz. Onu parayı veren herkes alır. Hat yoksa içine restoran yaparsınız, çay dağıtırsınız. Yani o vagonu herkes alır parası olan. Asıl olan hattır. Önemli olan da hattır. Dolayısıyla benim naçizane önerim, Sayın Başkan'ın da danışmanlarına, bir daha metro ile ilgili bir şey anlatacağı zaman bu metronun bizim hayatımıza bu hattın bizim hayatımıza kazandırdıklarını anlatırlarsa bence çok daha doğru bir şey yapmış olurlar. Peki Sayın Bayrakçı, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu diyalog... Ben metro ile ilgili bir önce küçük bir anekdotumu söyleyeyim. Ben Saint-Benoît'da okurken Fransız Koleji'nde Nişantaşı'na eve giderken bazen otobüsleri kaçırırdık. Karaköy'den tek metro vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek metrosu. Karaköy'den bir metroya binersiniz. Tünele çıkar, Beyoğlu'na çıkardı. 70'ler, 80'ler metro buydu Türkiye'de. Bu metroyla tünele çıkardık. Tünelden de işte otobüse binerdik, Nişantaşı'na gidi. O zaman ister orta halli olun, ister varlıklı olun, ister fukara çocuğu olun. Otobüsü herkes kullanırdı. Yani öyle zengin çocuğu arabayla gider, o biri öyle bir şey yoktu. Bazı şeyler daha standarttı. Şimdi metro deyince aklıma geldi de şu tünel metrosunu da biraz önce söylediniz. Şöyle bir hatırlayayım dedim. O metroyu çok kullandık. Bakın ben bu olayda çok eleştirecek bir şey bulmuyorum. Niye biliyor musunuz? Her şeyi eleştirmek, yani kendi adıma söylüyorum bunu. Sizleri tenzih ederim. Hatalı. Burada da eleştirecek şey elbette bulunabilir. Her konuda bulunabilir. Yani biraz halkın içinde olmaktır metroya binmek. Gerçi metroyu herkes kullanıyor da şimdi. Demek ki biraz Kemal Bey tabii hep makam araçlarında olduğu için o da eleştirmiyorum yani haklı olarak. Bir genel başkan olunca mecburi makam arabalarında oluyorsunuz. Metroların şekli bu. Yani otomatik açılır kapıları. İçeride şoför yani kullanıcı vatman olsun olmasın otomatik açılır. Hani durunca, gerçi vatman açıyor da içinde biri varsa. Neyse, burada çok eleştirecek bir şey bulmuyorum. Meral Hanım da biraz daha elit bir yaklaşımla Paris metrosuna benziyor. O da olabilir yani normal. Böyle bir benzetme olabilir. Çünkü Paris ve Moskova metroları, bir de Londra metroları değil mi? En eski. En eski ve en geniş biri 306 evet, kilometre, evet. 290 kilometre. Evet. Allah'tan şey diye sormamışlar. Kornası var mı falan? Kaç basıyor falan? Artık oralara girmiyorum. Her şeyde eleştirecek bir şey bulmak istemiyorum. Sizler konuştunuz, söylediniz. Hiç binmemiş olabilirler değil mi İstanbul'da? Yok yok, binmişlerdir. Canım, İstanbul'da. Bu kadar da değil, yapmayın. Ama yani ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bu metrolara her kimin emeği geçtiyse ben onu söyleyeyim. Yani bu AK Parti dönemindeki belediye reisidir. Ekrem İmamoğlu'nun da şimdiki katkısıdır. Kimin emeği geçtiyse niye memnunum biliyor musunuz? Mutluyum. Bir vatandaş olarak söyleyeyim. Çünkü biz, ben 70'li yıllarda ilk defa Paris'te metroya da Londra'da metroya bindiğimde böyle uzay aracına binmiş gibi olmuştum. Çünkü bir de orada o zamanlar bile aktarmalar vardı. Yani şehrin altı örümcek ağı gibi metro doluydu. Siz de o zaman bu kadar şaşırdınız mı? Neden? Yani hikmedecek bir şey buldunuz mu Göksan? Efendim hayır ya, ben siz de şaşırdınız mı? Aa ben de böyle hiç böyle bir şey bilmedim dediniz. Ya mi? Orada tabii şaşırdım çünkü yürüyen merdivenle zaten Almanya'da bir o AVM tipli yerlerde tanışmıştık. Yürüyen merdiven İstanbul'da yoktu ki yani. Yürüyen merdiveni orada görmüştük. Ne bileyim metroya inerken yürüyen merdivenden iniyorsunuz. Orada insanlar için çok doğal bir şey. Şimdi İstanbul'da bu hale geldi. Hoşuma gidiyor, onu demek istiyorum. Hatta bizim metrolar daha modern, daha güzel oldu şimdi. Orada imreniyorduk yani. O inşallah bizde de olur falan diye. Çünkü bizdeki tek metro, demin onun için örnek verdim. Karaköy'den binerdik. Tek hat, heyecan içinde tünele çıkardık. 1875'ten beri vardı 75 zaten. 75 yapımı. O da Abdülhamit'in yaptığı bir metrodur. Yani o dönem, o
8 dakika bizim için şeydi. Ay metroya bindik. O da bir vagondur ha. Bir ya da iki vagondu değil mi? Ya zaten şöyle çıkar. Şöyle. O kadar. Yani. O kadar. Tek hat. Sen, genç aynen. olduğun için yaşın yetmeyecektir ama diğer konuklar hatırlayacaktır. Biz bu kapı meselesini Macaristan'dan gelen otobüsler vardı İstanbul'da 1980'lerin sonunda. Onların içine yazılırdı. Dikkat kapı içeri doğru açılır diye. Orada yanlış Türkçe mi yazılırdı? O günden beri yani 90'dan beri herhalde ilk kez kapı meselesini konuşuyoruz ama en azından şimdiki otobüslerimiz hani karoserleri vesaireleri. O zaman ben de 90'larda çift katlı otobüste yaşamıştım aynı şaşkın. Ben Karaköy'de okuldan çıktığımda Saint Benoît'dan 4 tane otobüs giderdi Nişantaşı'na. 52, 63, C1, M1. M1 troleybüstü. Boynuz atardı onların. Evet. C1 eski model yuvarlak arka otobüstü. Kırmızı otobüsler vardı o zaman. C1, M1 de çok eski model otobüslerdi. Şimdi her şey çok modern oldu.